وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع قلوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد Görünmez gayrı mirattan o mahbub, bulunmaz gayrı yerde vasf-ı mahbub. Tutbi ol emrine ide mahsul, seni esrarına hem ide mensup. Hevalardan geçip aktif edin, cemal ve kemale seyriyle. Telefonlarımızın seslerini kapatalım. İsraf misaliyle. Tamam. Evet. Bugün konumuz Afrin Savaşı'nı nasıl kazanırız? Afrin'i nasıl yeneriz? Daha doğrusu Afrin'i yenmek değil, Afrin'den maksat oradaki yedi düvele nasıl başarılı çıkabiliriz? Tabii konu savaş olunca biz de Nusret abiyle beraber Umre'ye gidecek olunca otomatikman konuda Uhud oldu. Tamam. Uhud'dan Afrin'e gideceğiz bugün. Afrin'deki savaşı nasıl kazanırız ona bakacağız. Kaybedersek neden kaybedeceğiz? Kazanırsak neden sebep kazanacağız? Ona başlamadan evvel her zamanki gibi ne okuyoruz? Risale-i Kutsiye'mizi okuyoruz. Kimindir Risale-i Kutsiye? Mehmet abi de söyle bakalım. Sekalı. İsmet? Garibullah Hazretleri. Değil mi? Zaman Kutbul Aktabı. Çok büyük bir zat. Ehlullah'ın büyüklerinden. Manevi bir işaretle yazılan bir kitap. Görünmez gayr emir attan o mahbub. Bulunmaz gayr yerde vasf-ı mahbub. Allah-u Teala'yı görmek istiyorsan, bilmek istiyorsan, anlamak istiyorsan kime bakacaksın? Aynaya bakacaksın. Kur'an mı aynaya mı? Aynaya bakacaksın. Aynada göreceğiz. Tabii. Ayna olarak kime bakacaksın? Resulullah'a bakacaksın. Tamam. Ki o kollarda hiçbir kimse yoktur. Tabii. Ayna olarak kime bakacaksın? Resulullah'a bakacaksın. قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهِ Eğer Allah'ı seviyor iseniz, sevdiğinizi iddia ediyorsanız fettebi'uni bana tabi olun. Dolayısıyla ayna kim? Resulullah. Resulullah'a bakacaksın. O zaman Mevla'yı anlarsın sen. Birinci bu. Görünmez gayr emir attan, o aynadan başka bir yerde görünmez. O mahbub, o sevgili olan zat. Bulunmaz gayr yerde vasf-ı mahlub. Mahlub olan mahluba ulaşmak da ondan başka bir yerde bulunmaz. Mahlubumuz kim? İsmail amca. Kim? Allah. Evet, Allah. Mahlubumuz Allah olması gerekir arkadaşlar. Talep ettiğimiz şeyin Allah olması gerekir. Malı talep ediyoruz, karıyı talep ediyoruz, pulu talep ediyoruz, atık talep ediyoruz, yatığı, katığı hepsini talep ediyoruz. Ama esas talebimiz ne olacak? Derdi Allah olanın varacağı yer Allah'tır. Men kânet hicretuhu ilallâhi ve rasûlühü ve rasûlihi fe hicretuhu ilallâhi ve rasûlihi. Resulullah Efendimiz buyurdu. Kimin hicreti Allah'a ve Rasûlüne ise onun hicreti Allah'a ve Rasûlünedir. Kimin hicreti bir kadına ise, kadınla nikahlanmaksa yani dünya ise onunla nikahların onu elde eder. Dolayısıyla bizim maklubumuz kim? Kimi talep ediyoruz? Herkes niyetini sorgulasın. Derdin de senin. Derdin de senin. Maksadın ne? Geçen gün bir yere gittik. Ne? Dekan demeyi de utanıyorum. Dekan önce değişik manalara geliyor. O yüzden bir tane hoca diyelim biz. Dekan demeyelim de. Yeni gelmiş Mehmet Hoca. Onu ziyarete gittik. Konuşuyoruz falan. Dedim ki bu iş memur işiyle olduğu müddetçe biz dedim başarılı olamayız. Memur zihniyetiyle olduğu müddetçe. Evet dedim hocam.
memur zihniyetiyle olduğumuz bir tek olamaz. İlahiyatlar dolu dedi. Ama dedi, memur zihniyetle olursak olmaz. Ve dedi, beni babam gönderdi, İmam Hatip'e gönderdi. Oğlum işte büyüsün, prof olsun, böyle işte öğretim üyesi olsun falan filan diye göndermedi hocam dedi. Hiç aklının ucundan bile geçmedi, ben deniyorum dedi. Sadece derdi, dinini öğrenen bir çocuk olsun diye gönderdi. Onun için biraz dert yandı falan haklı olarak. O faaliyetlerinden bahsetti, biz faaliyetlerinden bahsettik. Öyle ayrıldık. Ama arkadaşlar emin olun, Allah'ın dinine yardım etmek istiyorsanız mesai mefhumunu kafanızdan ve kalbinizden sileceksiniz. Evet. Öyle çalışacaksın. Ben hocam zaten sabah gidiyorum, akşam geliyorum, ne zaman ne yapacağım dediğin an kaybettin zaten. Evet. Bizim için her anımız Allah'ın dinine hizmet için olacak. O netle. Matlubumuz bu olacak. Talep ettiğimiz ne? Bakın biz parayı mı talep ediyoruz? Neyi talep ediyoruz? Zengin olmak istiyoruz. Evet, zengin ol kardeş. En büyük zengin sen ol. Balıkesir'de değil, dünyada en büyük zengin sen ol. Ama niçin olduğun önemli. Senin derdin ne? Niçin olmak istiyorsun? Ama zengin olmadan önce hilal dinini bileceksin. Dini bilmediğin müddetçe zengin oluyorum, Allah için yapıyorum, kendini kandırmış olursun. Mudi ol emrine ede mahsup, seni esrarına hem ede mensup. O Resulullah'ın emrine itaat edersen seni hesaba katar. Seni esrarına o zaman işte alır. Resulullah Efendimiz Selman-ı Farisi Hazretleri için ne dedi? Selman-ı Minna dedi. Selman kim? Radıyallahu anh. İran'dan gelmiş. O zaman da Hristiyan olan birisiydi, daha sahabe olmadan önce. Resulullah Efendimiz'in yanına geldi. Bakın Selman, hani yedi kat el deriz ya, öyle birisi. Ashab-ı kendi arasında ihtilaf etti. Acaba bu muhacirlerden mi, ensarlardan mı? Çekiştiler, geldiler, anlaşamadı. Resulullah Efendimiz, ya Resulullah Efendimiz, bu muhacir midir, ensar mıdır? Bunu muhacir mi diyeceğiz? Çünkü hicret etti geldi. Ama yıllardır da orada ensar mı diyeceğiz Medine'de? Aralarında çekişme, gittiler Resulullah Efendimiz'e. Resulullah Efendimiz ne buyurdu? Selman minna. Selman bizden, bizden. O yüzden sen de Resulullah bizdendir de bilmek istiyorsan, o zaman işte öyle Resulullah Selman-ı Farisi Hazretleri gibi Resulullah'ın gönlüne girmeye çalışacağız. Ben hep diyorum arkadaşlar. Ne diyorum? Artık sohbet edenler, sohbete gelenler bilirler. Ne diyorum? Arkadaş, biz Resulullah Efendimiz'e bir bardak su veremedik. Göğüs göğüse cihad edemedik. Değil mi? Ya Resulullah buyur, şu çayımızı içleyemedik. Ama Resulullah Efendimiz'de olabiliriz arkadaşlar. Bir yolu var. Bir yolu var onun. Resulullah Efendimiz'de olmanın bir yolu var. Resulullah Efendimiz'in bize emanet bıraktığı şeyler var. Bir Kur'an, iki sünnet. Evet. Bir de arkadaşlar ben ekliyorum, ümmet. Resulullah Efendimiz de üç şeyi bıraktı. Bir Kur'an'ını bıraktı, iki sünnetini bıraktı, üç ümmetini bıraktı. Ümmetini bıraktı. Biz bu üçüne sahip çıkarsak arkadaşlar, ben inanıyorum ki Resulullah Efendimiz de bize sahip çıkacak. Yarın bir gün cihat eden, yüz günse cihat eden bir sahabe gibi onların safında bulunacağız. Onlar gibi olamayız da hani, onların safında bulunuruz yani. Evet, bizler bir Abdülkadir Geylani olamayız. Bizler bir Beyazıt Bestami Hazretleri olamayız. Bizler bir Nakşibend Hazretleri olamayız. Biz bir İmam-ı Azam, İmam-ı Şafii, İmam-ı Gazali olamayız. Doğru. Herkes anasından komutan da olmaz. Ama biz arkadaşlar bir İmam-ı Azam'ın, İmam-ı Şafii'nin, Şah-ı Nakşibendi'nin, Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin yolundan giden birisi olabiliriz. Evet. Biz onlar gibi, onlar olamayız ama onların yolundan giden birileri olabiliriz. Ebalardan geçip Hakk'a gidelim, Cemal-i Bağ Kemal'e seyri edelim. Evet, Resulullah Efendimiz Bedir'de 70 çok azametli bir kuvvetle galibiyet elde etmişlerdi.
İlimle bak ha. O bastığın toprakları zannetme oraları kuru bir çöldür diye. Rüşat abi sana diyorum ha. Anladın? Umre'ye beraber gideceğiz. Var ya senin bu reklamın yeter Rüşat abi. Evet. O bastığımız, gideceğimiz yerleri ben öyle gidiyorum. Resulullah dolaştı buralarda ya. Oralar Resulullah ayağını bastı. Resulullah oralarda yattı. Oralara vahiy indi. Oralara peygamberimiz uğradı. Oralara melekler geldi. Bedir'de meleklerin indiği dağ var. Oraya gittim ben ziyaret. Diğer tepelerden daha farklı bir tepe. İndiği bir tepe. Meleklerin indiği bir tepe. Oradan geliyorlar Bedir Harbi'ne katılıyorlar. Ya, çok acayip bir tepe. O yüzden Allah'ım layıkıyla ziyaret etmeleri muvaffak eylesin inşallah. Yıllar evvel bundan 15 sene var. 15 sene evvel yaklaşık. 10-15 sene arası. Iğdır'a gittim maruf niyetiyle. Oturuyor orada caminin önünde arabanın içerisinde bekliyorum arkadaşlar. Bir yere gitti bekle dediler bana. Ben de bekliyorum orada. O esnadayken arabada oturdum bekliyorum böyle falan. Caminin önünde de bir tane birisi var. Böyle pantolonlu, sakallı, yeşil takkeli. Hiç unutmuyorum siması. Siyah sakallı böyle. Mehmet abiye çok benziyor. Tamam mı? Böyle aynı tipi çok benziyor. Biraz daha sakallı olsun da o kadar. Efendim. Orada oturuyor. Uzaktan bana bakıyor. Ben de ona bakıyorum. Böyle bakıştık falan. Adam geldi yanıma 5 dakika sonra. Adam kokunca koku satıyor. Elinde cigara. Selamun aleyküm dedi. Ben de gayri ihtiyar arabadan indim. Hyundai minibüs değil. Beyaz. O kadar net ya. Düşün. İndim arabadan. Aleyküm selam dedim. Nasılsınız? İyi. Konuştunuz. Dedi ki bu yollarda dedi rabıtasız dolaşılmaz dedi. Rabıta dediğimiz şey nedir? Allah dostunu hatırlamaksızın, hatırlamak, onlarla beraber olmak. Resulullah Efendimiz'i Allah dostunu hatırlayarak beraber dolaşmak. Ha, onlarla beraber olmak. Hani ne kim ne olduğu çok önemli ya. Onlarla beraber olmak. Durdu. Dedi ki bu yollarda rabıtasız dolaşmak olmaz dedi ya. Bir daha durdu. Ya dedi illa rabıtasız dolaşmamak lazım bu yollarda dedi. Ben de dedim ki İyi dedim o kadar dedim ya bize de dua edin de ben de dedim hacca gitmek istiyorum falan. Dua edin de dedim Allah da dedim hani bize nasip etsin hac umre falan. Dedi ki bana Resulullah Efendimizin yanına giderken dedi gireceğiniz vakitte rabıtayla müsaade alın da öyle girin dedi bana. Vay dedim adama bak ya. Kendi kendime. Sonra dedim ki içimde o da dedim o kadar çok biliyorsun da dedim. Ne bu elindeki cigara dedim. Aynen böyle içimde. Adam dedi güldü, gülmeye başladı. Şöyle yaptı, geriye doğru gitti. Şöyle uzattı. Ne yapalım dedi ya. İşte bizi de bu tutuyor dedi böyle. Çekti gitti. Sen giderken de rabıtasız dolaşmamak lazım bu yollarda dedi. Adam huzur mu neydi? Ertesi gün biz Örüşmüş köyünden dönüyoruz. Ben de cuma günü, o gün cuma bir vaaz ettim. Cumartesi günde Miraç kandili. Cuma günü beni tutukladılar. Sohbet ettim. Örüşmüş köyünde, İndikacı bir köyde. Oranın işte jandarma jitenmiş muhtarı falan bizi bir şikayet ediyor. Terörle mücadelede bizi tutukluyorlar içeriye. 40 gün yattım Iğdır. 40 gün yattım. Ha. Miraç gecemizi hapishaneye girdik elhamdülillah. Hapishaneye bir girdim. Hapishanede 8. koğuş. Iğdır'a giden olursa orada burası yani. 8. koğuş. Birisi efendime söyleyeyim işte Aslanlar Köyü'nün ağası, birisi bilmem nerede şey. 2 kişi var. Yeni açılmış koğuş. 3.'sü de benim. Gece saat 9'da falan geldim. Adam kapıyı bir açtı. İşte inzibat oradan. O adam da namaz kılıyormuş. Beni bir gün dedi hocam hoş geldin dedi hemen çayları demleyin dedi falan. İlk gecemi öyle hatırlıyorum. İşte Miraç gecemiz o gün orada yaptık. Tam 40 gün kaldım. 40 gün sonra tahliye oldum.
Daha sonra da beraat ettik. O başka mesele ama işte böyle bir şeyimiz oldu. Nereden gittik lan biz buraya? Ha? Emin Maftan mı? Neye girdik hocam? Evet, sen daha çok onun tepesi var. Şimdi, işte mübarek günlerden bahsediyorduk Resulullah Efendimiz ya, Resulullah Efendimiz'e bahsedince direkt aklım o adama gitti işte. Böyle dedi bana, müsaade istemeden girme oraya dedi ya. Neyse, Resulullah Efendimiz, Bedir Harbi arkadaşlar, Müslümanların mükemmel bir galibiyet aldığı, 70 kişi esir edip sonradan serbest bıraktığı, bakın bu önemli, bunu bu kaydı unutmayın. Koyun bunu bir köşeye. 70 kişi. Müslümanlar mükemmel bir galibiyet aldı ama kafirler de bir o kadar muazzam bir mağlubiyet aldı. Bunun acısını çıkartacaklar. Çıkartmak istiyorlar. Müslümanları yenecekler. Nasıl yenecekler? Bir türlü bulamıyorlar. Hatta kendi aralarında konuşmaya başladılar. Hak olduğu anlaşıldı bu Muhammed'e. Gelin iman edelim dediler. Birisi dedi ki yok. Bir daha şansımızı deneyelim. Ya Uhud'da kazanırsak? Evet, Uhud. Resulullah Efendimiz haberi aldı. Bir rüya gördü. Kendisi zırh içinde zırh giyiyor. Zülfikarının ucu kırılmış. Rüyasında sığırlar boğazlanmış. Arkalarından bir koç geliyor. Ashabı topladı. Amcası mektup gönderdi. Amcasını orada bırakmıştı. Mekke'de. Haberi bize ulaştırsın diye. Amcası mektup gönderdi. Mektup telaşlı. İşler kötüye gidiyor. Müşrikler bilenmiş, çok büyük bir kalabalık halinde toplanmış geliyorlar Resulullah'ın yanına. Sağ selam. Resulullah Efendimiz ashab-ı kiramı topladı. Evet. Dedi ne yapalım? Resulullah Efendimiz ne yapalım deyince ashab-ı kiram bir fikir beyan etti. Dedi ki Resulullah çıkalım. Cihat cihada göğüs göğüse çarpışalım dedi. Emre duyuyor musun? Göğüs göğüse. Emre bana teklif etti de şeye gidelim dedi hocam. Myanmar'a dedi keselim dedi. Tamam dedim ben de gidemedik yani. Silah teçhizat duruyor hocam. Sonra ashab-ı kiram böyle değil de Resulullah Efendimiz dedi ki öyle yapmayalım. Kalalım Medine'de dedi. Medine'nin evleri sınıra doğru böyle set gibiydi. Çatılara çıkalım, onlar topyekun halde geldiğinde onların birliklerini dağıtalım mahalle aralarına dedi. Kuvvetleri azalınca onları yeneriz dedi. Ashab-ı kiram ya Resulullah illa cihat dedi. Hatta Resulullah Efendimizin amcası da var Hazreti Hamza. Resulullah Efendimizden 1,5-2,5 yaş falan büyük. Amcası ama o kadar aralarında farkı var. Dedi ya Resulallah dedi müsaade et, dişe diş kana kan, göğüs göğüse dedi cihad edelim. Resulullah Efendimiz baktı, iş şey, yani çok istekliler. Resulullah Efendimiz bu sefer pek istemeyerek de olsa tamam dedi. Peygamberin sözü üstüne söz söylediler. Dışarı çıktılar. Diğer ashabın büyükleriyle görüştüler. Diğer ashabın büyükleri dedi ya siz ne yaptınız ya? Resulullah'ın sözünün üstüne söz mü söylediniz? Çok yanlış yaptınız. Resulullah size böyle dediyse bir hikmeti vardı. Gidin dediler işi düzeltin. Aralarından seçtiler Hazreti Hamza Efendimiz'i. Resulullah Efendimiz amcası. Çok seviyorum. Çok. Amcasını. Geldi dedi ki ya Resulullah biz dedi hata ettik. Gençler de pişman oldular. Müsaade ederse biz dediler Medine'de savaşalım. Burada kalalım gidelim. Resulullah Efendimiz de buyurdu. Evet. Bir peygamber zırhını giydikten sonra savaşıp şehit olmadan ya da kazanıp muzaffer bir komutan olmadan dönmez dedi. Ve ayet-i kerimeyi tatbik etti. Ve şavirhum fil emri işlerin hususunda onlarla müşavere et. İza azamte bir şeyde kastettin mi fetevekkel alallah Allah'a tevekkül et. Evet. Artık o Allah'a tevekkül etti. Zırhını çıkarmadı. Ve yürümeye başladılar. Resulullah Efendimiz hicretin 3. yılında Uhud'a doğru gidiyor. Resulullah Efendimiz'in önünde Sa'd bin Muaz ile
Sa'd bin Ubade Hazretleri. Kısa boylu olan Rafi' Hazretleri var. Rafi' bin Halic. Boyu çok kısa ama boyu uzun gözüksün diye ayaklarının ucuyla gidiyor böyle. Ya Resulullah ben de varım böyle diyor. Ben de varım diyor yani. Resulullah Efendimiz pek istemedi onu almak. Dediler ki Resulullah bu çok güzel ok atar. Çok güzel ok atar diye Resulullah Efendimiz aldı onu. Rafi'ye. Bunun üzerine Semura bin Cündüt. Cündüt dedi ki Semura, Rafi'ye ne Semura? Dedi ki ya Resulullah sen dedi onu aldın ama dedi ben de onu güreşte yeniyorum dedi. Beni de alacaksın dedi. Beni de al dedi yani. Öyle mi dedi? Sen güreşte yeniyor musun onu dedi. Evet dedi ya Resulallah. O zaman bir güreşin bakalım dedi. Güreştirdi. Evet Resulullah Efendimiz Semura Rafi'yi yendi. Resulullah onu da aldı. 15-16 yaşında delikanlı bunlar ha. Zannetmeyin 40-50 yaşında. 15-16 yaşında delikanlı. Ya, benden ne olacak deme. Benden ne olur deme. Benim olduğum yerde Allah'ın dini hakim olur diyeceksin. Bunu unutma. Benden ne olur dersen senden bir şey olmaz. Ama benim olduğum yerde Allah'ın dini hakim olur dersen senden her şey olur. Resulullah Efendimiz evet geldi. Mekke Uhud'a doğru yürüyor. Uhud dağları 8 kilometre uzunluğunda sıra dağları. 8 kilometre yaklaşık. Uhud dağları. Burada ön tarafında savaş olacak. Gideniniz var mı oraya? Umre'ye? Hazreti Hamza Efendimiz'in de orada yeri. Evet. Hazreti Hamza Efendimiz'in yeri de orada. Kaldır kaldır kapat orayı da. Heh. Kapat kapat. Soğudu ben de üşüdüm yani. Evet. Hep bunlar Hüseyin Hoca'nın başının altından çıkıyor. Evet. Müşrikler Bedir'de Ebu Cehil başta olmak üzere Utbe bin Velid, Utbe'yi, Velid'i, Şeybe'yi ve Rabi'i, Utbe bin Halef gibi zatların hepsini kaybettiler. Bunların öcünü almak, intikamını almak amacıyla da geliyorlar. Müşrikler toplamışlar 3000 kişi. Müslümanlar her zamanki gibi bir avuç. Değil mi? O kadar. Fazla da olmazsa. 1000 kişi. Ya. Tam çıkıyorlar sahaya. Baktılar ki iş bağlı. Pabuç bağlı lan dediler. Harbiden gidiyor bu Muhammed. Kim diyor bunu? Münafıklar. Biz de varız ya Resulullah. Ne demek? Biz de varız dediler. Biz de dediler. Savaşırız sen. Adamlar münafık. Kalbi bozuk ama diyemiyorlar tabi. İşte öyle böyle Allah da imtihan edecek ki. Kalplerdekini ortaya çıkartacak ya. Bir savaş tam giderken arkadaşlar 300 kişi geri döndü. Vazgeçti. Bakın 300 kişi ordunun 1/3 demektir biliyor musunuz siz? Ordunun 1/3 vazgeçti. Hani baştan çıksalar böyle 600-700 kişi o kadar gam yemez de 1000 kişi çıkıp da 300 kişi geri dönerse adam çöker yani ha. Ama çökmeyeceksin. Bunu unutma. Eğer idealin varsa, gittiğin yol hak yolsa birinci ders çökmeyeceksin. Asla ve asla zorluğun karşısında geri durmayacaksın. İkinci ders, hatırlayın size söylemiştim bunu. İkinci ders nedir Uhud'da? Yola kimle çıktığın değil, yolu kimle bitirdiğin önemli. Yola kimle çıktığınız önemli değil, yolu kimle bitirdiğiniz önemli. İkinci ders tabi. Evet, savaş başlıyor. Resulullah Efendimiz baktı. Evet, orada kalabalık. Ayneyn tepesi var. Onun az ilerisinde mescit var. Ben oraya gittim. Resulullah Efendimiz şöyle şu kadar bir yeri.